programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm aslında daha önce de hocamızı konuk olarak almıştık. Uzman psikolog Dilek Taşkıran'la birlikteyiz ve depresyonu konuşacağız. Aslında depresyon çok alt çok bir sürü soru sorulabilecek bir konu. O nedenle e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü depresyona girdiğimizi bazen anlayamayabiliyoruz. Veya Hı -hı. girdiğimiz şeyi depresyon zannediyoruz. Depresyon çıkmayabiliyor gibi gibi. Hı -hı. E, çok aslında ne olduğunu bilmediğimiz, çok da duyduğumuz bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, depresyonun kısa bir tanımını yapabilir miyiz hocam? E, depresyon aslında insanın hayat kalitesinin düştüğü, Hı -hı. güncel hayatın artık düzgün bir şekilde devam edemediği, hayattan keyif alamadığı, ee, ve iç dünyasına sıkışıp kaldığı bir e, ruh halidir aslında. Yani karanlık bir iç e, dünyaya sıkışıp kaldığı bir ruh halidir. Ee, peki, e, depresyon ortaya çıkma nedenleri neler olabilir? As aslında baktığımızda yani sadece çevresel nedenler mi ya da işsel yaşadığımız durumlar mı yoksa alt altına yatan farklı nedenler de olabilir mi? Ee, depresyon aslında kişinin e, kişiden kişiye değişiklik e, arz eden bir şey. Yani bazen iç dünyamızla, kendi hesaplaşmalarımızla giderken bazen dış etkenlerden de kaynaklanan e, durumlardan ötürü depresyon hayatımıza girebilir. Her anında aslında her şeyde bir, şey, e, bir, bir duygu dağılımından ötürü de hayatta çözemediğimiz bazı şeylerden ötürü de bir depresyon yaşayabiliriz. E, kişinin e, bir de depresyona yatkınlığıyla da alakalıdır depresyon. Ona göre değişiklikler ya da işte semptomlardaki, bulgulardaki farklılıklar da kişinin ruh haline, duygu durumuna, dengesine göre de değişiklik arz eder. Ee, peki ben şöyle bir şey okumuştum. Genetik depresyonda, e depresyonun çıkmasında veya ilerlemesinde genetiğin rolü olabilir mi? Şöyle aslında genetik derken şu da giriyor işin Aynen. içine. Ee, mesela sürekli depresif bir ailede büyüdüyseniz, siz onunla beslenmeye ve onunla yaşamaya alışıyorsunuz. Belki o dönemlerde siz, bunlar niye böyle davranıyorlar falan, yani bunda bir şey yok falan dediğiniz bir dönemde... ...ilerleyen zamanlarda bu sefer de şey, kendinize aynı duygu durumunun ya da aynı davranışları tekrar ederken bulabiliyorsunuz. Çünkü insanoğlu bir video kayıt makinesi gibi. Ne alırsa onu yansıtıyor. Yani aileden de gelmiş olabilme etkisi çok fazla. Yani mesela annede ya da babada e, ağır depresyon belirtileri olan bir birey ilerleyen yaşantısında ya da çocukluk döneminde bile depresif hareketler ya da depresyona yatkınlığı e, daha sık yaşayabiliyor ya da depresyonu çok daha ağır yaşayabiliyor ya da depresyon tedavisi daha inatçı daha yerleşmiş de olabiliyor e, birçok şey de tabii ki bunun altında alt neden olarak da geliyor. Yapabilir. De. Ee, peki depresyonun İlk belirtileri veya belirtileri neler olabilir? Yani biz depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız? E, belirti olarak ne gibi belirtiler gözlemleriz veya yanımızdaki birinin depresyonda olduğunu anlamak mümkün mü? Elbette aslında e, dış gözle, sıradan bir gözle de gözlenebilecek bir şey. Yani fark edilebilecek bir şey. Çünkü insan e, yaptığı şeyleri yapmak istememe, e, çok haz aldığı şeylerden bile uzak durma, Atıyorum sporu çok seven bir insanın yataktan çıkmadığını düşünün, beslenmesine çok dikkat eden bir insanın sürekli yediğini düşünün, sonra izlediği her şeye ağlayabileceğini düşünün, ağlarken birdenbire hiç anlamsız yere gülebildiğini düşünün, ya da ne bileyim artık işini olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapamadığını gözlemlersiniz mesela işte bir mesai arkadaşınızdan bahsedelim mesela İşte yanın aynı odayı paylaştınız ya da aynı sürekli gördüğünüz biri eskiden gülümseyerek yanınızdan geçerken dalgındır ya da ne bileyim işte işini yaparken daha çok oflar poflar yapmak istemeyebilir keyif almayabilir bunu dıştan gözlemlemek de çok aslında çok rahat mümkün yani bir insanın depresyonda olduğunu hem kendisi hem de çevresi çok rahat fark edebilir kendi gizleyen bir depresyon durumu var mı? Tabii insanlar bazen çok iyi kamufle ederler. Depresyondayken tam tersi durumları da yaşayabilirler. Atıyorum mesela onu içinde kapatmak için aşırı mutluymuş gibi davranabilir. Yani ya da işte ne bileyim her şey çok yolundaymış gibi davranıyordur. Biriktirir, biriktirir, biriktirir. Hiçbir şey yokmuş gibi davranır, davranır, davranır. Daha mutlu, daha eğlenceli, daha keyifli, daha konuşkan. Kim insanda hani depresyon insanda yatağa çikolataya ya da e, peçeteye sardırmaz. İşte herkes ağlamaz, herkes çikolata yemez, herkes yatağa kapatmaz, herkes, herkes odaya kapatmaz kendini. Kim insan daha dışa vurur, daha fazla enerji e, sarf eder. E, bir anlamda bu reddetme çabasıdır, bir anlamda üstesinden gelmeye çalışmasıdır fark etmeden. E, ya da ne bileyim daha konuşkandır, daha hayata bağlı gibi gözükür. Ama e, bir insanda birdenbire bu şekilde değişiklikler görüyorsak var, bu çok da normal yani, değildir. Altta yatan bir durum vardır. E, depresyon ağırlığı önemli mi? Yani depresyonda işte ağır e, ağırlığın neye göre belirliyoruz? Aslında bu da önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ciddi olan bir kısmı var. Bu intihar meyilli olan bir kısmı e, var. Bir de daha basit olanı var mı gibi bir soru yöneltiliyor. Şimdi daha basit olanı yoktur ama daha erken depresyonda olduğu fark edilen kişi vardır aslında. Hı hı. Çünkü depresyon zamanla yerleşen kemikleşebilen ve ağırlaşabilen bir rahatsızlıktır. Depresyonlu olan kişinin farklı konularda anksiyeteleri de olur. Anksiyeteler de bir anlamda depresyonu tetikler. Yani şöyle ki kişinin depresyon bulgularına bakarken buna neden e, ne olabilir? Neyle mücadele edememiştir de kendisini depresyon içerisinde bulmuştur da bakmak lazım. Dediğim gibi hani depresyonda kişinin e, depresyonu ne zaman fark ettiği ve ne zaman yardım almaya başladığıyla ağırlığı değişir. Depresyon işte şu konuyla ilgili ise ağırdır, bu konuyla ilgili ise <laughs> hafif geçer denemez. Çünkü bir kişi depresyondaysa kafaya çok daha fazla şeyleri takmaya başlar. Taktığı her şey anksiyetik olarak devam eder. Ve bunlar katlanarak, hani ben hep şey derim halay ekibi gibidir depresyonda. İlk etapta işte herhangi bir şeyle başlarken, küçük bir mutsuzlukla ya da büyük bir ee, kaygı durumuyla başlarken... Ee, ekibe bir sürü şey katılır, madde katılır ve artık o bitmek bilmeyen bir halay ekibi gibidir. Yani sürekli döner ve yeni elemanlar ekler kendisine. İntihara meyillilik de depresyon artık işin içinden çıkamaz kişi yardım almayı reddeder ya da yardım almayı akıl da edemeyebilir. Depresyondaki bir insan e, sağlıklı düşünemeyeceği için ben bu durumun içerisinden nasıl çıkabilirim mi de düşünemeyebilecektir. E, burada en büyük e, rol aslında yakınlarına düşüyor. O kişiyi fark edebilmeleri, ya bir yardım mı alsan, bir hani ya da bir içini mi döksen bir problemin mi var? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yaklaşımları önemlidir. Ha kişi reddedecektir. Yani her kişi evet ya ben depresyondayım. Şu an çok iyi değilim demeyecektir. Hadi, hadi canım böyle bir şeyim yok benim. Sen niye öyle bir şey düşündün ki? Hatta hani burada sert bir tepki bile alabilir yakını. E, bu konuda çok küçük bir sap, e, sapacağım konudan ama konuya değinmek istiyorum. Aslında bizim toplumumuzda psikologlara eğitimli kesim böyle bakmıyor ama eğitimsiz veya bunu bu şekilde düşünmeyen bir kesim var. Daha geleneksel bir kesim var ve psikologları biraz da e, işte deli doktor, işte oraya giden, gidiyorsan bir problemin vardır gibi gibi düşünen bir kesim var. Aslında o durum öyle değil. E, bunu da nasıl açıklayabiliriz? Yani insanlara psikoloğa gitmenin çok normal bir şey olduğunu, aslında herkesin gitmesi gerektiğini... E, ben söylemek istiyorum çünkü gerçekten böyle bir kesim var ve atıyorum çocuğunda bir problem çıkıyor veya yakında bir problem çıkıyor ve dış, çevresel uyaranlar da işte sizi böyle yargılayacakları için psikoloğa gitmeye cesareti edemeyen bir kesim var ve işte bence internete götüren kesimde de muhakkak var olduğunu düşünüyorum bu durumda. Kesinlikle çünkü bir psikolog ya da bir psikiyatrist deli doktoru değildir. Böyle evet. bir şey yok. Başımız ağrıdığında, dişimiz ağrıdığında ayağımız ağrıdığında Nasıl doktora gidiyorsak e, psikolojimizle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda da gidebilmeliyiz. Çünkü psikoloji öyle bir şey ki depresyondaki insan ya da psikiyatrik problemi olan insan e, defalarca mesela işte karnım ağrıyor, sırtım ağrıyor, kalbim ağrıyor, belim ağrıyor diyerekten birçok şikayette birçok branşa gitmiş e, hasta var. Ve birçoğu da bunların içerisinden belki %60'ı %65'i de ee, uzman gittiği uzman tarafından bir psikiyatristle veya bir psikologla görüşün e, le gönderir onu. Sonra kişilerin de söylediği genelde şudur. Doktor benim neyim olduğunu bilemedi. Evet aslında ben bilgi. deli miyim? Ben benim psikologla psikiyatristle ne işim olabilir? Hayır. Depresyon ya da bazı psikiyatrik rahatsızlıklar demin de dediğim gibi ille bizi e, hayattan bağımızı kopartmaya götürmez. Depresyon dişi ağrıtabilir, depresyon karını ağrıtabilir. Depresyon belli bir zamandan sonra sanki çarpıntınız varmış gibi bir panik hata da sebep olabilir. Ya da OKB dediğimiz bazı şeylerin de ilerleyen kemikleşen depresyonla birlikte canlandığı ya da başladığı ve ilerlediği de görülür. Demin dedim ya halay ekibi diyerekten. Ona bir ekip katı, ekibe katılmaya başladı mı? Psikiyatrik rahatsızlıklar ardı arkası gelmez. Bizlerin işi sadece ciddi anlamda akıl ıı, zararı alan insanlarla çalışmak değil. Evet. Yani ruh da hastalanır. Beden nasıl hastalanıyorsa ruh da hastalanır. Bir de herkes yaşıyor bu sorunu. Yani ister istemez kafanızda çok e, bu durumu götüren e, durumlar olabiliyor yani herkes yaşıyor herkes içinde kendisini düşündüğünde siz de şunu diyor olabilirsiniz evet ya bu bu sıralar biraz kötüyüm bu konuda ve ne yapacağımı bilmiyorum işin içinden çıkamıyorum bu gibi durumlarda aslında biz biraz daha e, bu konuya dikkat etmeli ve özverili olmamız gerektiğini düşünüyorum ya kesinlikle hani insanlar e, bedenlerini düşündükleri kadar ruhlarını da düşünmeliler yani beden aslında ruh olmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Ve eğer biz ruhumuza iyi bakmazsak bedenimize bakmış olmanın bir anlamı da kalmıyor. Yani bir şekilde e, bunun ikisi bir bütün, bir doğru gitmeli. Çünkü günümüzde hayatlar çok zor artık. Yani stres seviyesi çok yüksek, kaygı seviyesi çok yüksek ve her an her dakika bir şeye yetişmek zorunda kalarak yaşıyoruz. Gün 24 saat ancak hiçbir şeye yetmiyor. Çalışma saatlerimiz daha uzun, oturarak çalışıyor olsak bile bazı branşlarda e, sarfedilen e, nasıl diyeyim performans çok yüksek ve insanlar artık biraz daha hem beden gücüyle çalışan insanlar olduğu gibi beyin gücüyle çalışan insanlar da çok fazla ve bir yere kadar gidiyor. Yani e, elimizdeki saçma sapan aletlere verdiğimiz değeri bedenimize ve ruhumuza vermiyoruz bilgisayara belli bir yere kadar yüklüyoruz sonra yavaşlayınca diyoruz ki, ya bir harici bellek alalım. Bunun içini boşaltmak lazım. Aynı şey. Evet. Senin de içini Öyle boşaltmak bakayım. lazım. Bakılırsa hani bazen ya bu kadar basit örneklerle gidilebilir. Bir makine dolabiliyorsa sen dolarsın. Bulaşık makinesi doluyken hala üstüne doldurmuyorsun. Çalıştırıyorsun, temizleniyor ve ne yapıyorsun? Onları boşaltıp yerine kaldırıyorsun. Hayat aslında kendimiz için de böyle. Bir doluluk hissediyorsak bu bedenimizin, ruhumuzun neresinde olursa olsun. Demek ki orada bir alarm sesi var. O ding ding sesini dinlemek lazım. O zaman aslında gerçekten ulaşması gereken yere ulaşıyor. Yapılması gereken yapılıyor. Çünkü günümüzde depresyonu olmayan insan sayısı belki binde ikilerle üçlerle ölçülebilir. Yani üç yaşındaki bir çocuğun bile depresyona girdiğini gördüm ben yani. Hani çocuğun hareketleri belli yani şey değil bir şeyden etkilenmiş. Ama o bir bebek depresyonu bilmiyor. Ya da ne bileyim işte bir takıntıyı bilmiyor ama başlamış orada yapmaya bazen ruhumuz zeminimiz de uygun olur. Yani kimi insanlar demin de programımızın başında da söylemiştim. Depresyona çok yatkınlardır. Çocuk da olsa, ergen de olsa, yetişkin de olsa, ileri yaşta da olsa. Bunları fark etmek önemli. Ee, evet, fark et, diyelim fark ettik ve artık e, bir tedavi sürecine gireceğiz veya bir şekilde bunu atlatacağız. E, nasıl bir tedavi süreci izlenmeli? Ee, Depresyon sadece depresyon mu? Öncelikle buna da bakmak lazım. Yani altta yatan sebepleri, kişinin depresyona girmesinin sebepleri özgüvenden mi kaynaklanıyor? Çünkü depresyonun en büyük sebeplerinden biri de özgüven eksikliğidir. Kişi kendisine güvenmediği zaman ya da çevresinden buna uygun destekler almadığında ya da Onura edilmediğinde de depresyona girebilir. İş yerinde bir çalışan o kadar birçok işi çok e, muazzam, mükemmel de derecede yapmasına rağmen işvereni ya da çalışma arkadaşları tarafından görülmüyor ve takdir edilmiyorsa da depresyona girebilir. Bir anne çocuklar için her şeyi yaptığı halde hiç kimse onun bu yaptıklarının farkında değilse de depresyona girebilir. Bir arkadaş arkadaşı için onun her anında yanında olmuştur ama onun ihtiyacı olduğunda arkadaşı görmediğinde de depresyona girebilir. Ya da kendisinde beğenmediği kilosu, boyu, giyimi, proporsiyonu her neyse bunlardan da depresyona girebilir. Ya da takıntıları vardır, konuşma bozukluğu vardır, kekemeliği vardır bunlardan da depresyona girebilir. Aslında bu konuda şey de değinmek istiyorum. İşte çevresel bir sürü etmen var bizim depresyona girmemiz için. Hı hı. Yani ister istemez işte birimizin patronu, birimizin işte eşi, birimizin ee işte beden algımız dedik gibi gibi bir sürü çevresel etmen var. Dışarıdan söylenenler, arkadaşlarınızın söyledikleri var. Örneğin e, sevgili gibi durumlar olabilir. Sevginizden ayrılmış olabilirsiniz. Şimdi e, genelde ama birey kendini düzeltmeli gibi düşüneceğiz değil mi? Çünkü bu çevresel etmenler hiç değişmeyecek. Hayatımız boyunca hep yargılanacağız ki yargılanıyoruz. Ve gerçekten çok ağır yargılanmalar altına giriyoruz belki. E, bu çevresel etmenlerde kendimizi mi değiştirmek önemli yoksa çevreyi mi değiştirmeye çalışmalıyız? Çevreyi değiştiremeyiz. Yani e, her insan kendine münasır. Herkesin kendine ait bir tarzı var. Sen ben olamazsın, ben sen olamam. Bana ağır gelen bir şey sana normal gelebilir. Senin kaldırabileceğin yük, kaldırabileceğin söz farklıdır. Benimki bambaşkadır. Kişi kendine göre değerlendirmeli. Çevre hani özellikle biz Türk milletinde el alem diye bir çerçeve evet. var. O çerçevenin içerisinden çıkmayı da başarmak lazım. Evet, el alem ne der önemlidir belli bir yere kadar. Ama e, belli bir yerden sonra da sen ne? Senin için doğru ne? Yani işte atıyorum e, ya ben e, işte arkadaşımın düğününe gideceğim. İşte bu elbiseyi giyeceğim. Ama ya bu elbiseyi giydiğimde şimdi orada bana ne derler? Ya ben kendimi mutlu hissediyor muyum o kıyafetin içinde? Tamam mesele bu. Yeterli aslında. Yeterli. Ya da ne bileyim işte çocuk e, daha bir önceki programımıza da konuşmuştuk sınav. E işte biz onu bu kadar dershaneye gönderdik özel hoca tuttuk da şimdi çocuğun puanı böyle geldi el alem ne der? Ya el alem için konu başlığı önemlidir. Çünkü o başlık e, TV programları gibi sürekli değişir. Üç gün beni konuşacaktır. Üç günden sonra sana geçecektir. Her şeyi takmaya kalkarsak zaten... Gerek yok yani çevreyi değiştiremeyiz. Kişi kendisinde neleri değiştirmesi gerektiğini iyi bilmeli. Şurada bir üçüncü gözümüz vardır. Onu bir çıkartıp kendimizi çok rahat e, sorgulayabilmeliyiz. Övmeliyiz, sövmeliyiz, dövmeliyiz. E, takdir etmeliyiz, tektir etmeliyiz. Burada doğru aşamaları kendimiz için kaydetmeliyiz. Elalem herkes farklı olduğu için... Herkes farklı bir pencereden bakacaktır. Ama senin hayat penceren ne? Hayattan beklentin ne? Ne seni üzüyor belki? Ne de. üzüyor? Ne sevindiriyor? Sen kimsin? Kim olduğumuzu bilirsek aslında kişiliğimizi doğru oturtursak depresyona girmek mi biliriz. Evet. Böyle evet, aslında biliyorum. daha aslında rahat evet, olacak. Evet. Psikolojik olarak da çok daha e, iyi bir yol izleyebiliriz. Çok çevreye değil de kendimizin bakış açımızı değiştirmek belki diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. E, Peki bunlardan sonra depresyonun komplikasyonları yani depresyonun bize e, hayatımızda veya vücudumuzda değiştirdiği ne gibi durumlar olabilir? Depresyon neler neden olabilir? Depresyon birçok fizyolojik hastalığa da sebep olabilir. Çünkü depresyona giren insanlarda e, ilk görülen şey büyük yeme bozukluklarıdır. Bulimyalar ya da anoreksiyalar daha sık görülebilir. Özellikle şu dönemde zaten benim gördüğüm klinikte bulimya vakalarında veya tıkanırcasına yeme vakalarında gerçekten çok ciddi bir artış gözlemledik. Kesinlikle öyle. Ya da kişi mesela bedeninden mutsuzdur, boyuna göre belki de işte birkaç kilo fazlası vardır, belki de yoktur, ama kalkar incecik artık hani hastanelik olacak hale gelir. Aşırı zayıflar ee, ya da <laughs> birçok sosyal aktivitesini yapamayacak hale gelebilir. Fiziksel bozukluklara da sebep olabilir depresyon. Yani insan artık o şekilde o e, o karanlığın içerisinde dura 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 kendini dinleye dinleye e, inanın bana ağır baş ağrıları, ağır ağır mide ağrıları, ciddi bağırsak sendromları. Evet. Aslında bununla ilgili de son dönemde. Hastalıklar çıkma İşte fibromiyalji tamamen stres hastalığı, kesinlikle. İşte huzursuz bacak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu işte e, daha önce de bahsetmiştik daha önceki programda işte reflü gibi e, veya sindirim sistemi rahatsızlıkları kabızlık özellikle hatta ishal belki tamamen aslında e, depresyon hatta psikolojiyle alakalı rahatsızlıklar kesinlikle hani sadece depresyon denilemez ama birçok rahatsızlık Hı -hı. psikolojik birçok rahatsızlığın sebep olduğu şeylerdir mesela fibromiyalji de özellikle kişilerin gerginlikleri, evet. gün içerisindeki yaşadığı sıkıntılar ve gün sonunda ailesiyle geçiremediği o huzurlu anlar ya da geçiriyor olsa bile içine attığı şeyler çok ciddi fibromiyacik ağrılara sebep olabiliyor. Yine huzursuz bacak sendromu. Mesela %80 şey olarak demeyeyim de huzursuz bacak sendromu olarak düşünmeyelim bunu da mesela birçok insan bacağını sallar. Bu aslında bir kaygıdır. Bu bir strestir. Evet depresyon değildir belki ama hani insan bir kişi buna başladığı zaman hep sallayacaktır. Ya da kimi insan mesela kaygı durumu yükseldiğinde göz hareketlerine e, hakim olamayabilir. Sonra bu ilerleyen dönemlerde toriklere kadar gider. Yani bir şekilde kontrol edilemezse, edilmezse, fark edilmezse insan kendisindeki değişikliği bu her ne olursa olsun fark etmezse bunun sonu gelmeyecektir. Ekibe başka arkadaşlar da kat, 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 katılacaktır. Ama depresyonda evet en çok görülen fiziksel olarak neleri görüyoruz derseniz dediğimiz gibi fibromiyajik ağrılar, e, yeme bozuklukları, e, bağırsak sendromları, mide sendromları, reflü e, hatta çok ilerlediği zaman e, çarpıntı bile evet, taşikardik evet. e, problemler bile görülebiliyor. Tabii. Psikolojik olarak da zaten az önce de bahsettik. internet meyillilik artıyor. Gibi gibi. Peki depresyon bir kere yaşadık geçirdik. Belki ağır da yaşamış olabiliriz. Kendini tekrarlar mı? Bir kereden mesela bir kere yaşadık. Ondan sonra kendini tekrarlamaya meyilli mi? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Psikiyatrik hiçbir rahatsızlık ee, tamamen bir o an için bitebilir, tamamen bitti denilmemelidir. Çünkü insan o konuyla ilgili o problemi aşmış olabilir ama hayatında daha zorlanacağı ya da problem yaşayacağı ya da üstesinden gelemeyeceği, kendisine çok daha ağır gelebilecek birçok şeyle karşı karşıya gelecektir. Yardım aldığınız zaman problem çözme yetinizin yükseldiğini göreceksiniz. Yani sadece yardım aldığınız zaman o günkü geldiğiniz konuyla ilgili yardım almış olmazsınız. Daha sonrasında hayatınızda karşı karşıya geleceğiniz birçok probleme karşı da duruşunuzu belirlersiniz. Duruşunuzu belirlediğiniz zaman evet yine depresyonunuz olabilir, yine kaygı bozukluğunuz olabilir. Ama bunlarla mücadele etmeyi bildiğiniz için, bileceğiniz için daha erken kendinizi fark edip bir uzmandan yardım alabilir ya da kendinizce daha önce uzmandan aldığınız yardımı gözden geçirerek kendinizce küçük adımlar atıp Öncelikle kendi kendinize bir şeyler yapmayı Topal, deneyebilirsiniz. Toparlayabiliriz aslında. Toparlayabiliriz. Baktık toparlayamıyoruz. Bu bizi aşmış. Fark etmemişiz. O zaman yine kesinlikle doğru bir uzmandan yardım almak lazım. Evet. Ben aynen bu konuya bu şekilde katılıyorum. Ee, bir de pandemi girdi e, araya. İster istemez bu depresyon vakalarının artış olduğunu düşünüyorum. Siz de klinikte daha fazla görüyorsunuzdur. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Pandemi dönemi geçen programda da konuştuğumuz gibi e, gerek aileleri gerek çocukları herkese çok etkiledi. Ama en çok gençlerde büyük bir sıkıntı yaşandı. Çünkü artık sosyal çevrelerinden uzaklaştılar. Yani gençlik nedir? Harekettir. Gençlik nedir? Enerjidir. Bunların hiçbirisi atılmadığı zaman ve hiçbir şey yapmadığı zaman çocuklar bu sefer hayatın anlamını yitiriyorlar. Evet, Dolayısıyla gerçekten. pandemi dönemi herkese hayatın anlamını yeniden sorgulattı. Ve bunu nasıl çözebiliriz? Yani e, bu, bu pandemi dönemini nasıl doğru atlatabiliriz? Hangi yöntemler ya da kendimize nasıl davranmalıyızı e, belki de sorgulattı. Ya da çok yoğun tempoda çalışan insanlar şunu da gördü. Ya ben kendimi ne kadar yıpratıyormuşum. Böyle de devam edebiliyormuş hayat. Bunu da gösterdi aslında. Ama pandemi dönemiyle psikolojik rahatsızlıkların e, ortaya çıkmasında ya da belirlenmesinde... Ee, ya da hortlamasında diyeyim yüzde %85 85'e varan bir artışta gözüktü. Bir klinik vakalarda ne şekilde değişimler oldu? Yani size gelenlerde, klinik olarak gelenlerde e, vaka artışları hangi yöne kaydı? Gibi bir soru sorayım. Vaka artışları e, panik atak çok yükseldi. Koronofobi inanılmaz tavan yaptı. E, hocam çok özür dilerim. Koronofobi e, dedik ama koronofobiyi bir açıklar mısınız? Yeni herhalde psikolojik olarak bir tanı almış. <laughs> e, bir açıklayabilir misiniz çok kısa? Şöyle e, şimdi korona bilmediğimiz bir e, hastalık olarak hayatımıza girdi. Hatta hastalık olduğunu bile kabul edemedik önce. Bu nedir? Hani hepimiz böyle bir kaldık. En büyük etkisi de Çinlilerden nefret olarak kaldı. Çocuklarda. <laughs> Çin'den nefret ediyorum. ediyormuşumuz. Yarasalardan. Hem bir sürü çocuklar, <gülüyor> yarasalardan. <gülüyor> <laughs> Aynen öyle. Ee, şimdi bilmediğiniz bir şeye karşı zaten korkarız ve ön yargılıyızdır. Ama e, yani biz e, klasik Türk milleti olarak önce ciddiye almadık. Ya ne olacak ki yani Çin'de çıkmış buraya nasıl gelecek derken Çin'de çıkar çıkmaz Türkiye'de vakalar ya, görüldü. Ancak tabii ki yansıtılanları yansıtılmayanları olarak değişti bu tablonun ekrana yansıtılan kısmı. Ee, şimdi... Korona'nın e, semptomatik bulguları birçok şeyle de karıştırılabilecek şekilde. Yani ilk etapta işte yüksek ateş e, diye düşünülürken solunum zorluğu diye düşünülürken, ardından tat ve koku alma duyularını etkiledi, e, nefes almayı zaten etkilerken, bu sefer mide bulantılarına kadar gitti. Oradan aşağı sindirim sistemimize girdi ve bağırsak sendromlarına sebep oldu. Ardından eklem ağrıları çıktı ve dolayısıyla herkes bu sefer en ufak bir yeri ağrısa ya da bir midesi bulansa, ishal olsa ya da işte iki hapşırsa korona oldum. Boğazımızda ağrı hissetmeye başladık kendi kendimize. Herkes <laughs> kendini dinledi. Yani ben kime sordum? benim boğazım ağrıyor, bir şey mi var? Yani oysa kim bir şey takılmış boğazına yani Aynen şey öyle. Herkes kendisini dinlemeye başladı. Ya da mesela eskiden <laughs> birisi hapşırdığında çok yaşa denirdi. Şimdi <laughs> <gülüyor> Mesafe. <gülüyor> Mesafe aynen yani. Görüşmeyelim uzun bir süre. Uzun bir süre görüşmeyelim. Zaten hani insanlar <laughs> çocuklarına dahi dışarıda çalışan insanlar e, sarılamaz oldu ki e, hastanede çalışan maalesef birçok sağlık görevlisi e, nefer diyeyim asker diyeyim arkadaşlarıma sağ olsunlar canla başla çalıştı hepsi. Aylarca e, belli yerlerde konakladılar. Ailelerinden, çocuklarından uzak kaldılar. Yani kimse kimseye artık sarılamaz, öpemez, koklayamaz hale geldi. İşte cenazeler eskiden e, hani bizim kültürümüzde düğünde, ölümde kalabalıkla olurdu. Evet. Şimdi gitmeyelim, gitmeyin. Düğün mü? Ya yapmasan mı? Bu sene evlenmeseniz mi? Çok mu acele? Hani gibi konuşmalar başladı. Evet. Çünkü korona böyle korona e, e, çabuk bulaşabilen bir virüs ve e, insan vücudunu da çok fazla etkileyebilen bir virüs. İnsanlar Covid'den korktukları için Covid-19'dan e, bu sefer bunu farklı kaygılara da getirdiler. Yani kaygı yüksekliği çok fazla oldu. Evden çıkılamadığı için kaygıya e, depresyon eklendi. Bu sefer bunların hiçbirisi yapam, yapılamadığı için anksiyete eklendi. Hatta Sakıntı boyutunda temizlik e, hastalığı da meydana geldi. Evet, insanlarla. özellikle ilk dönemler, yani eve gelen her e, dışarıdan aldım, marketten aldığımız şey yıkıyorduk çamaşır suyuyla. Yani hatta. Mercimeği çamaşır suyuyla yıkayıp çocuklarına yemek yapan bir e, danışanım var mesela. Benim de, benim de yumurtayı çamaşır suyla yumurtanın genelde açılır. Biz önceden yıkamayız. Yumurtayı çamaşır suyla yıkayan danışanım vardı ki muhakkak pollerden içine girmiştir yani. Düşünün çok aslında sağlık açısından. Yani çocuklarını mesela <laughs> tüm, tüm, sindirim sistemini mahvetmişti. İyileştireyim. Aman çocuklarımı koruyayım diyerekten. OKB'lere sebep oldu mesela. Ağır OKB'ler oldu. <laughs> Covid-19 ile <'la> beraber. <laughs> ee, yani insanlarda temizlik takıntısı hat safhaya geldi. Mesela zaten temizlik takıntısı olan insanlar vardı. Bunlar tamamen artık temizlik takıntısı. Ya da kaygılı insanlar vardı işte mesela evden çıkarken çocuğuna işte şöyle yap çocuğum böyle yap çocuğum diye. Artık hani bildiğiniz e, bu Bizans dönemindeki zırhı bulsalar annelerin bir kısmı çocuklar onu giydirecekler yani işte oraya gitmeyelim buraya gitmeyelim bunu yapmayalım şunu yapmayalım şunu yapma bunu yapma derken insanlarda inanılmaz derecede ha, antisosyalliği de çok getirdi. E, bu da neyi getirecek ilerleyen dönemde antisosyal kişilik bozukluklarını getirecek. Çünkü insanlar insan sosyal bir canlıdır. Aslında şu anda tam vakaları görmüyoruz. Aslında pandemi bittikten sonra veya bir süreden sonra artık gerçekten çok ciddi problemlerle psikolojik problemlerle uğraşacak gibi duruyoruz bence. Tabii yani benim 65 yaş üstü de çok danışanım oldu ve hepsinde mesela çok ciddi bir ölüm korkusu, hayat kaygısı, yaşayamayacağım, ölürsem, işte ben covid miyim, bugün ateşim çıktı hocam benim bir şeyim var mı mesela e diyorum ki hani bir... Tabi bir bekleyin, hani bir kendinizi bir iyi bir kontrol edin. Daha sonra eğer gerçekten birkaç sen e, şey daha rastlarsanız kendinizde, hani bir acile gidin, bir yardım isteyin, bir, bir kontrol olun. Ama insanlar hani kendi bedenlerinde gördükleri en ufak bir değişikliği ya da bazen psikolojik olarak da ateşimizi çıkartabilme gücüne sahibizdir. Bakın, insan kendisini aynada nasıl hissediyorsa öyledir. Siz sabah uyandığınızda aynada Allah ben bugün ne kadar güzelim, ne kadar harika görünüyorum dediğinizde gününüz mükemmel geçer. Ama siz aynada eğer o sabah kalktığınızda ya bu ne halim benim dediyseniz bütün gününüz bad Evet Evet katılıyorum. <laughs> Beni genelde radyoda çıkan şarkılar etkiliyor. <laughs> sabah güzel geçeceği oradan belli oluyor gibi hissediyorum. Bu da benim aslında kendi bilinç oluşturduğum bir şey. Ama gerçekten. Aslında doğru bir bir şey oluşturmuşsun. Yıllar önce yapılan bir araştırma vardı. Hı hı. E, 100 kadın üzerinde e, bir dene, deneme yapıldı. Bir psikolojik hı hı. deney yapıldı. Evet. Bazı kadınlara Ajda Pekkan'la başlattılar güne. Bazı kadınlara da başka bir sanatçıyı söylemeyeyim ismini, hı hı. E, başlattılar. İşte 100 kadın üzerinde 3, 3 4 kategoriye ayırdılar. İşte e, ben Ajda Pekkan'ı söylemem sebebini de sonuçta hı hı. göreceksiniz. Bunlara bir müzik dinletildi. Bir e, bir sanatçının şarkılarıyla güne başlatıldı. Ajda Pekkan'la güne başlayan kadınların günlerini mükemmel tam, tamamladıkları. Akşam de performans evdeki performans açısından annelik, eşlik ee, sosyal arkadaşlar bu, sosyal arkadaşlık adına da performanslarının üst düzeyde olduğu ortaya çıktı bunun bu kadar doğru olabileceğini düşünmemiştim sen kendimi kodluyorum gibi geliyor aslında. işte ama bak ne Aman güzel kodlamışsın bazen aslında bilinçsiz yaptığımız şeyler evet. <laughs> bilimsel şeyler de çıkabiliyor yani evet, şu anda aslında bu ben mesela o araştırmadan çok etkilenmiştim mesela hadi falan dedim yani o zaman sabahları <gülüyor> <gülüyor> sabahları Ayda <Tekkan> galiba <laughs> Katılıyorum. Ee, bu konu hakkında hocam yavaştan programı da toparlayalım. Depresyon veya e, işte pandemi döneminde e, oluşan soranlar <laughs> açısından ekstra değinmek istediğiniz bir konu var mı? Veya ee, söylemek istediğiniz bir konu. Şöyle şey COVID çok ciddi bir şey. Hı hı. E, ciddiyetini lütfen algılayalım. Yani tam e, vaka sayıları aşağıya inmişken toparlanmışken bir duyuyoruz ki birileri yine bir cenazeye ya da bir düğüne katılıyor. Ve yine e, mahalleler, köyler, apartmanlar kapatılıyor. Yani artık hani eski alışkanlıklarımızdan vazgeçme zamanı. Evet cenazelerde topluluk, düğünde topluluk ama bunlar artık kalmadı, olmamalı. Yani en azından şu dönemde daha da uzamaması için bu yaşadığımız şeylerin bir an evvel sosyal hayata geçebilmemiz, bir an evvel birbirimizi yine öpüp koklayabilmemiz için hani maske, mesafe, yani o 2M kuralı, hijyen çok önemli. Yani bunlara bir dikkat edelim. Hani yaptığımız her şeyde. Bir kural varsa eğer dünyada yani gerek hükümetler gerek bakanlıklar belli kurallar getiriyorsa gerçekten bunların bizler için olduğunu anlamak lazım. Ve Covid döneminde lütfen herkes kendisini birincisi çok dinlemesin ama ikincisi de çok vazgeçmesin. Kendilerinde gördükleri herhangi bir olağan dışı durumu da lütfen uzmanlarıyla Paylaşsınlar. Yani ötelemesinler. Hani ya geçer dememek lazım. Çok bekletmemek lazım. Çünkü çok kısa sürede aşılabilecek birçok rahatsızlık çok uzun zamana yayılabiliyor. Psik psik e psikiyatrik rahatsızlar, psikolojik rahatsızlıklar e çok kısa süren tedavi şemalarıyla iyileşmeler sağlanabilen e rahatsızlıklar değildir. Zaman alır. Çünkü ruhla uğraşmak basit bir şey değildir ve orada... Gerçekten çok doğru yerlere değinmek lazım. Hani nokta atışları da yapmak lazım. Kişinin e, verdiğinizi anlaması ve hayatına kattıklarıyla da değişir iyileşme süreleri. Hani hmm. bunu da söylemek lazım. Mesela bana gelen sorulardan en, en önemlisi de şu. Hocam ne kadar sürer? Ama bu bir baş ağrısı değil, değil ki. Bir de her kişiye göre değişir. Heh, kişiye göre değişir. Hani baş ağrısında ilacınızı aldıktan sonra şu kadar süre içerisinde ki birazcık ağrını hafifleyebilir. Denebilir hani rahatsızlığınıza göre yine değişiklik arz eder ama hani psikiyatrik rahatsızlıklarda gün, ay, süre söylemek doğru değildir. Kişiye göre değişir. Kişinin e, uzmanından almış olduğu şeyleri hayatına entegre edişiyle de değişir. Ama lütfen hayatınızda kendinizde yolunda gitmeyen bir şeylerle karşı karşıya geldiğinizi düşünüyorsanız erken zamanda bir uzmana başvurun. Katılıyorum. Özellikle bu dönemde bence en önemli şeylerden biri bu. E, programımız çok keyifliydi. E, teşekkür ederiz bilgileriniz için. Ben teşekkür için, ederim. Bize kattıklarınız için. E, umarım bir sonraki programlarda da e, konuk olarak sizi aramızda görürüz. Büyük keyif Diyelim. alırım Çağla'cığım. Çok güzel bir söyleşiydi, güzel bir sohbetti. Sizlerle olmak bana da çok keyif verdi. Gerçekten teşekkür aynen. ederim. E, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın.